Evet arkadaşlar sıcak çatışma bölgelerine bakacağız sıcak çatışma bölgeleri deyince aklımıza ilk gelecek bölge sanırım hepimizin aklına aynı bölge geliyor Orta Doğu Orta Doğu'da çatışmanın olma sebepleri nelerdir bunlarla ilgili karşımıza neler çıkabilir şimdi onlara bir bakın Orta Doğu petrol sahip alanlardan bir tanesi önemli petrol alanlarından bir tanesi üç dince benimsenmiş kutsal mekanların varlığı var. Kavşak noktasında olması yine petrol ve su sorunlarının yaşanmasına sebep olmuştur. Petrol bugün dünyanın gözünü diktiği madenlerden bir tanesi. Su yaşamı devam ettirmemiz için önemli kaynaklardan bir tanesi. O zaman diyoruz ki petrol ve su sorununa bağlı olarak Orta Doğu maalesef dünyanın bu anlamda en yoğun sıcak çatışma bölgelerinden biridir. Peki, bunlarla ilgili doğal kaynaklar nelerdir? Maden çağında sabanın icadı tarımın gelişmesine sebep olmuştur. Böylece doğal kaynaklar kendi hükmünü dünya üzerinde daha da fazla artırmaya başlamıştır. Sanayi çağında pulluk ve traktörün icadı yine tarımın artmasına, 1950'de matbaanın icadı ormanın öneminin artmasına 1873'te Fransız Gramme tarafından su ile çalışan dinamonun icadı ise akarsuların yani hidroelektriğin öneminin artmasına sebep olmuştur. 1754'te ise yüksek fırın ile kömür enerjisi artıyor. Demir, çelik bu anlamda el er başlanıyor. Şimdi burada önemli bir detay var aslında. İngiltere sanayi devrimini yaşayan ilk yer. Bu anlamda sanayi devriminin çıktığı yer de yine İngiltere. Peki neden böyle bir durum yaşanmıştır diye soru gelirse karşımıza. Oradaki yorumumuz buraya detaylandırırsak. Demek ki taş kömürünün varlığı aslında bu anlamda dünya ülkelerinin birbiriyle ilgili çatışma yaşamasına sebep olmuştur. Taş kömürü buharlı makina, buharlı makina sonrasında çalışacak büyük sanayi makinaları yani dev aletlere dönüşecek. O yüzden İngiltere bu anlamda hem büyük bir şans yakalamış hem de dünya için büyük bir şanssızlık yaratabilmiş. Zaman zaman bunu da örneklendireceğiz az sonra. 1895 ise patlamalı motor 1910 ise içten yanmalı motorla petrol bu anlamda en önemli enerji kaynağı olmuştur. Günümüzde de hala önemli petrol korumaktadır. Doğal kaynaklar ve çevre deyince aklımıza ilk gelecek barajlardan bir tanesi Asvan Barajı Nil Nehri üzerindedir. Yani Mısır'da bulunan bu baraj bir takım sıkıntılara sebep olmuş. Arkadaşlar şimdi barajlar aslında insanların yaptığı doğal olmayan fakat etkili unsurlardır. Burada barajımız yani Asman Barajı maalesef dünya içinde büyük sıkıntı oluşturacak barajlar arasına girmiştir. Sel taşkını kontrol etmek barajın kurulurken en önemli amacıydı. Tarım alanlarını bu anlamda sulayabilmek, tarımsal üretimi artırmak ve elektrik üretmek en önemli amaçları arasındaydı Asman Barajı'nın. Fakat Aslan Barajı kurulduktan sonra beklenmedik sorunlar ortaya çıktı. Onlar nelerdir? Daha da çok zaten ÖSYM bunun üzerine duracaktır. O sorunlar neler? Balık üretimi azaldı çünkü ekosistemi bu anlamda biz ne yaptık? Ortadan ikiye böldük. Bu da Aslan Barajı'nın en önemli olumsuz etkilerinden bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Erezon yine çok şiddetli olmaya başladı. Tuz birikimi barajın etkisiyle arttı. Parazisel hastalıklar baş gösterdi. Bundan hem canlılar hem de insanlar çok fazla zarar gördüler. Bu da barajın en önemli sorunları olarak karşımıza çıkacak. Üç Boğaz Barajı Yangçiğirmi. Nerededir arkadaşlar? Zaten isim çok tanıdık geliyor. Çin'de e, sıklıkla zaten bundan da bahsedeceğiz. Çin'deki bu Boğaz tarih alanları sular altında bıraktı. Şimdi Türkiye'de bir örnekleme yapabiliriz bununla ilgili. Tarihi alanların sular altında kaldığı bir yer var Türkiye'de. Hemen hatırlayalım. Neydi o? Hasan Kef. Bu anlamda yine Hasan Hasankeyf'te Türkiye'de baraj etkisiyle sular altında kalan e, tarihi alanlar arasında demek ki paralel olarak karşımıza çıkarsa Hasan Hasankeyf'i rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bu anlamda bir takım bitki türleri ortadan kalktı, barajda su kirliliği oluştu, yabani hayat sıkıntıya girdi. 1 milyondan fazla insan göç etmek zorunda kaldı. Yani barajın göçe zorlayıcı etkisi de burada karşımıza çıkacak. İki baraj gördük. İkisinin de dünya üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsettik. Biri Nil üzerindeki Asvan, biri de Yangtze Irmağı yani Çin üzerindeki Üç Boğaz projesi. Bunu da unutmayalım. Şimdi arkadaşlar doğal miraslar 7 arkayla paralel gidecek. Ama doğal miraslar deyince aklımıza yine ÖSYM'nin farklı farklı yerlerden soru getirebileceği gelecek ve diyeceğiz ki İgo Açı Çağlayan'ım yine dünya üzerinde önemli turistik alanlardan bir tanesidir. İgo Açı Çağlayan'ı 1984'te UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine kolaylıkla alınmış yerler arasında. Peki buna bağlı olarak Galapagos Adaları yine Ekvator'da Büyük Okyanus'un batısında lav akıntılarından oluşmuş. Çok sayıda yanardağın bulunduğu alanlardır. Son olarak Avustralya mercan Listleri. Mercanların yani deniz canlılarının üst üste yığılarak oluşturduğu kayalık tarzı alanlar denizler içerisinde oluşmuştur. Türkiye'de çok fazla mercan resifi görmüyoruz ama dünya üzerinde en önemli alanlar nelerdir derse Avustralya mercan resifleri diyeceğiz rahatlıkla. Şimdi arkasından gelecek konumuz bütün bunların yarattığı olumsuzlukların arkasından gelecek hava kirliliği. Hava kirliliği deyince aklımıza ÖSYM tarafından ilk sorulacak şey Londra tipi kirlilik. Bunda etkili olan şey nedir? Şimdi Londra'yı bir düşüneyim. Taş kömürü var. Bu anlamda kömür yataklarına, kömür havzalarına çok yoğun sahip olan bir bölge. E şimdi burada o zaman ne olacaktır? Fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak ciddi bir kirlilik yaşanacaktır. O zaman biz ne diyoruz? Londra tipi kirlilikte fosil yakıtlar aklımıza gelecek. Los Angeles tipi kirlilik gazlardan kaynaklanan kirlilik tipidir. Radyoaktif kirlenme, çevreye yayılan alfa, beta ve gama ışınlarının oluşturduğu kirlilik değil. Nükleer kirlilik Türkiye'de çok fazla yaşanmaz. Çünkü Türkiye'de nükleer santral henüz kurulma aşamasında. Bir imersin bir de Sinop'a kurulmak üzere iki proje gerçekleştirildi. Ama henüz nükleer anlamda işleme girmediği için nükleer kirliliği yani radyoaktif kirliliği Türkiye çok fazla yaşamayacağız bu anlamda. Enerji taşımacılığı Hazar petrol bölgeleri Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan için alacak. Bakü, Tüflis, Ceyhan boru hattı Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye üçlüsü içinde yer alacak hattır. Tengiz ve Norasik petrol boru hattı ise Kazakistan ile Rusya içine alacak hat olarak karşımıza çıkacak. Peki yeni projeler nelerdir? Yeni projelerde en önemli projemiz Nabuko doğalgaz boru hattı. Amaç Orta Doğu ve buna bağlı olarak Orta Asya'daki petrolü ve doğalgazı Avrupa'ya taşımak için kullanılan Rusya'daki bağımlılığı ortadan kaldırmak. Yani Nabukov Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için Avrupa tarafından geliştirilmiş bir proje. Bunu da unutmayalım. İkinci projemiz Bakü, Tiflis, Erzurum, Ankara hattındaki proje. Üçüncü projemiz Kazakistan, Türkmenistan ve İran hattındaki proje. Ayrıca Kerkük, Umurtalık, Boru hattı petrol için. Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan hattı yine petrol için ve doğalgaz için kullanılan hatlardır. Mavi Akım Rusya ile Türkiye arasındaki doğalgaz geçişini sağlayan akım hattımız. Peki buna bağlı olarak yine küresel bölgeleri inceliyorsak bazı adalar karşımıza çıkabilir. Onlardan bir tanesi İber, İspanya ve Portekiz'de nüfus yoğundur. Apenin İtalya'da nüfus seyrektir. Moray Yunanistan'da nüfus seyrektir. Sina Mısır'da çöl iklimi vardır ve yine nüfusun seyrek olduğu alanlar arasındadır.